Türk musikisi ve tekke musikisinin en önemli enstrümanı olan ve üzerindeki yedi deliğin tasavvufta yedi esma olarak yorumlandığı ney, dinleyenlere huzur veriyor. Kamıştan yapılmış en eski müzik aletlerinden olan ney, insan sesine en yakın ses olarak da biliniyor. Ney üfleyen kişiye de neyzen deniyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi ney, içi boş, kurumuş bir kamıştan ibaret. Enteresan bir sesi vardır neyin. İnsan sesine çok benzer ve fiziki yapısı olarak da insanın fiziki yapısına çok benzer. Mevlevilikte neyin önemi çok büyük. Öyle ki Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi adlı eserinin ilk 18 beytinde "Dinle neyden, zira o bir şeyler anlatmada" diyerek ona ayrı bir önem vermesi neyi diğer çalgılardan ayırmıştır. Muhteşem eserine, mesnevisine "Dinle neyden" diye başlaması. Bunu bir emir telakki etmişler ve Mevleviler Mevlevi muzikisinin baş sazı olarak neyi görmeye başlamışlar. Ney sesinin insanın ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Üzerinde çok fazla oynanma olmaması sebebiyle çok natürel bir ses veriyor. Bu natürel sesin etkisi de dinleyenler üzerinde muazzam şekilde oluyor. Bu enstrümandan sayısız nameler ve sayısız güzellikler çıkıyor. İnsanların ruhuna işliyor. Sema mukabelesine başlamadan önce Nat-ı Şerif'in ardından ney taksimi yapılıyor. Buradaki mana ise Mevlevi kültüründe Allah'ın insanı yarattıktan sonra kendi ruhundan üflediğini ve kıyametin habercisi surun üflenmesini sembolize ettiğine inanılmasıdır. Ta ki ilk insanın yaratılma anına kadar ki hikayeleri, kamil bir insanın nefesinden, neyden çıkan sadalarla dinliyoruz. Neye ilgi ve alakanın çok fazla olduğunu belirten İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Müdürü Zübeyir Belviranlı, neyin Türk musikisinde icrası en zor olan enstrümanlardan olduğunu söyledi. Bu çok meşakkatli bir yol. 10 yıllar süren bir yol. Sadece yeter ki önüne geçilemeyecek bir istek boyutunda olması lazım. Bunun teknik tabiri de Allahu Alem aşk boyutunda olması lazım ki bu enstrümanın zorluğunu öyle veya böyle yenebilirsin.